Geçmişte yaşanılan deneyimler ve tecrübeler kendi beden hücre hafızamıza kaydedildiği gibi tüm insanlığın DNA'sına kaydedilir. Bu kayıtların kolektif bilinç depolarında kayıtlı tutulduğunu biliyoruz. Birinden çıkan acının tüm kolektife yayıldığını, birinden çıkan bir ahın bütün varoluşu etkilediğini ya da yapılan bir haksızlığın bütüne, doğaya, varoluşa zarar verdiğini biliyoruz. Bizler ailemizden miras aldığımız bu aktarımlarla büyüyoruz. Kuşaklar boyunca bu mirası devraldığımızın bile farkına varmadan bizden sonraki kuşaklara da taşıyoruz. Bu yüzden geçmişte yaşadığımız travmatik deneyimlerin mutlaka şifalandırılması gerekir. Nasıl ki insanların aurası varsa, evlerin, mekanların, sokakların, şehrin, ülkenin de aurası vardır. Dünyadaki çatışmalar, iç karışıklıklar, savaşlar, şiddet eğilimleri, hastalıklar, korku enerjisi ile tetiklenen negatif enerjinin varlığından dolayıdır aslında. Bu karanlıkla aydınlığın savaşıdır. İyiler, kötüler arasındaki bu savaşı iyilerin kazanabilmesi için birçoğumuzun hayatında ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bir türlü çözemediğimiz, üstesinden gelemediğimiz sorunlar ya da aşamadığımız bariyerler vardır. Bazen bir şeylerin bizi kontrolsüzce yönlendirdiğini hissederiz ve bu durum kendi irademiz dışında gelişir. Bunların nedeni geçmişe dayanabilir ve bu hikaye bizimle başlamamış olabilir. Bunların altında yatan neden kuşaklar boyu yaşanan genetik aktarımlar olabilir. Geçmişte yaşanılan deneyimler ve tecrübeler kendi beden hücre hafızamıza kaydedildiği gibi tüm insanlığın DNA'sına kaydedilir. Bu kayıtların kolektif bilinç depolarında kayıtlı tutulduğunu biliyoruz. Yaşadığımız her deneyimin izi hiçbir yere kaybolmaz. Bu depolara kaydedilir. Bu varoluşta yaşayan her birey bu bütünün bir parçasıdır ve herkes birbirine görünmez bağlarla bağlıdır. Birinden çıkan acının tüm kolektife yayıldığını, birinden çıkan bir ahın bütün varoluşu etkilediğini ya da yapılan bir haksızlığın bütüne, doğaya, varoluşa zarar verdiğini biliyoruz. Tıpkı bir kelebeğin kanadındaki esintinin çöldeki bir fırtınayı tetiklediği gibi zincirleme bir reaksiyonla dalga dalga insandan insana tüm kolektife yayılır. Alışılmış kök inançlar, öğrenilmiş çaresizlikler ve davranış kalıpları, aile fertlerinin yaşadığı olumsuz durum ve olaylar etkisiyle nesilden nesile aktarılır ve morfogenetik alan aracılığıyla şimdiki zamanda psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik bir sürü sorunla kendini gösterir. Dolayısıyla hayatımızda bir türlü çözemediğimiz bu sorunlar ve kısır döngüler olarak hayatımızda önümüze çıkar. Bizler ailemizden miras aldığımız bu aktarımlarla büyüyoruz. Kuşaklar boyunca bu mirası devraldığımızın bile farkına varmadan bizden sonraki kuşaklara da taşıyoruz. Bunlar birer pin kodu gibi ruhumuza işleniyor. Ancak geçmişte yaşanan bu travmaların örtbas edilmemesi, onunla yüzleşilmesi, açığa çıkarılması gerekir. Kapatılan, üstü örtülen her travma yaşamda daha büyük travmaların önümüze çıkmasına neden olabilir. Özellikle aile içinde şiddet, cinayet, intihar, göç, taciz, travmatik bir ölüm, düşük veya kürtajla aldırılan bebekler varsa bundan ailede mutlaka fertlerin her biri etkilenir. Hatta gelecek kuşak da aynı şekilde etkilenir. Dolayısıyla bizler geçmişte atalarımızdan birinin yaşamış olduğu travmatik bir deneyimin etkilerini üzerimizde taşırız. Bunların neden olduğu birçok tıkanıklıkla, engelle yaşam içinde karşılaşırız. Atalarımızdan başlayarak aile diziminde bulunan herkesin nesiller boyu herkesi etkilediğini biliyoruz. Aile içinde genellikle konuşulmayan, saklanmış, reddedilmiş veya üzeri örtülmüş olan bu tür konular her ne olursa olsun bir şekilde kendini yaşam içinde gösterir. Bu da hayatlarımızda ciddi bir karmaşaya ve dolanıklıklara neden olur. Ve çoğu zaman bu durumun altından da geçmişte yaşanılan bir travma çıkar. Bu travmalar kuşaklarda yaşanmış olabileceği gibi kişinin daha sonraki nesillerini de kendisinden sonra gelecek nesilleri de olumsuz yönde etkileyecektir. İfade edilemeyen
ve ailede yer verilmemiş olan tüm bu travmalar ailedeki sıralamayı ve dizimi bozar. Özellikle kürtajlar ve düşüklerden sonra doğan çocuklarda ve onlardan sonraki çocuklarda da bunların izlerini daha yoğun görürüz. Çok kişi bu durumdan kaynaklı olduğunu bile bilmeden, farkında olmadan yaşamında içsel bir karmaşayı, anlam veremediği üzüntülü duygu ve durum bozuklukları yaşadığında altından bu travmanın çıktığını görür. Geçmişte karanlıkta kalmış tüm yaşanan travmaların etkilerini ancak gün ışığına çıkararak şifalandırdığımızda etkisiz hale getirebiliriz. Bu olumsuz etkiyi fark ettiğimiz ve yüzleştiğimizde, serbest bırakmayı kabul ettiğimizde, o zaman bu sarmaldan, bu kısır döngüden ve bunların etkilerinden kurtulabiliriz. Bu yüzden geçmişte yaşadığımız travmatik deneyimlerin mutlaka şifalandırılması gerekir. Biz bireysel olarak şifalandığımızda kendi aile sistemimizdeki herkesin de iyileşmesini sağlamış olacağız. Aynı zamanda kolektife, yani bütüne de hizmet etmiş olacağız. Bu gezegen üzerinde kolektif depolanmış, kaydolmuş olan her ne kadar travmatik olan duygu ve durum varsa, şifalandığında o kadar fazla sayıda insan ve tüm gezegen şifalanacaktır. Her aile kendi içinde bir sistemdir ve ortak bir aile bilinci vardır. Bu ortak aile sistemine dahil olan her birey eşit şekilde temsil edilme haklarına sahiptir. Dolayısıyla aile bireylerinden biri doğumdan hemen sonra ölmüşse veya hiç doğmadan aldırılmışsa ve bu gebelik düşükle sonuçlanmışsa, bu çocuklar diğer aile bireyleriyle eşit haklara sahiptir. Aile içinde diğer bireylerle eşit şekilde temsil edilmeli ve onların ruhlarına huzur verilmeli. Geçmişte tüm atalarınız, ölmüş yakınlarınızla kontratların iptali, kadersel ve karmik bağların şifalandırılması ile ilgili çalışmalar ve yas kesme çalışmaları kanalımda mevcuttur. Bu çalışmaları yaparak onlarla vedalaşabilirsiniz. Onların size yüklediği tüm karmik sorumluluğu kaynağına iade edebilirsiniz. Bizi etkileyen sadece bu bağlar değildir. Bulunduğumuz ülkenin kolektif bilincinden de etkileniriz. Depremler, sel felaketleri gibi doğal afetler ya da salgın hastalıklar nedeniyle toplu ölümlerin olduğu ülkelerde toplumsal olaylardan yayılan acı, üzüntü, yas ve korku enerjisi negatif bir etki yaratarak ülkenin aurasına, doğaya, varoluşa yayılır. Nasıl ki insanların aurası varsa, evlerin, mekanların, sokakların, şehrin, ülkenin de aurası vardır. Orada yaşayan her şey o ülkenin atmosferine ve kolektif bilincine kaydolur. Ülkelerin auralarının kirlenmesi doğal felaketleri tetiklerken o alanda uyanışı ve aydınlanmayı da geciktirir. Acıyı yaşayan insanlardan yayılan negatif enerjiler, üzüntüler, korkular, isyanlar, ahlar ya da mutsuzluklar enerji olarak alandan alana, mekandan mekana yayılır. O şehre yayılır. Orada yaşayan tüm insanlar bundan payına düşeni alır. Sadece orada yaşayanlar değil, yayılan enerji negatif ise dünyanın tüm atmosferine yayılır ve dünyanın dengesi bozulur. Kirli enerjiler bitkilerin, suyun ve toprağın verimini düşürür. Dünyadaki çatışmalar, iç karışıklıklar, savaşlar, şiddet eğilimleri, hastalıklar, korku enerjisi ile tetiklenen negatif enerjinin varlığından dolayıdır aslında. Bu alanlarda biriken enerji pozitif enerjiyle dengelenmez ise daha sonraki depremleri, selleri, tsunamileri, volkanik patlamaları, doğal afetleri devamında tetikleyecektir. Karanlık enerjinin nötrlenebilmesi için pozitif enerjiye ihtiyaç vardır. Astral alanda bu karanlıkla aydınlığın savaşıdır. İyiler, kötüler arasındaki bu savaşı iyilerin kazanabilmesi için bulunduğumuz coğrafyanın ve sahip olduğumuz güzelliklerin değerini ve kıymetini bilerek sevgi ve barış içinde yaşarsak bunu düzeltebiliriz. Kendi auramızın temiz olması etrafımızdaki insanları da etkileyeceğinden ülkemizin aurasının da temiz olmasını sağlayacaktır. Ülkemizde beklediğimiz iç huzuru, kalkınmayı, uyumu ve ahengi, barışı biz bunu sağlayabiliriz. Birbirimizle uyum içinde yaşayarak, uyanış, aydınlanma ve farkındalığı geliştirerek sağlayabiliriz. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık olsun, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın.